Erzurum'un tek tarafsız televizyon kanalı Erkeber TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Stüdyolarımızda kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Daha önceden de duyurduğumuz üzere Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül stüdyo konuğumuz. Kendisinin bugünkü programı çok yoğundu ve uçağa da yetişecek. O yüzden hiç zaman kaybetmeden kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim isterseniz kongreyle başlayalım. Evet. Gerçekten şölen havasında bir kongre gerçekleştirdiniz. Bütün kurma aylarınız buradaydı. Evet, genel başkan yardımcılarınız, evet, parti meclis üyeleriniz. Evet. Ayrıca yine ilginç bir durum vardı. Bütün bölgedeki il başkanları, ilçe başkanları Erzurum'daki kongreye katıldınız. Kongre önemli. Erzurum için kongreler önemli. Biliyorsunuz 23 Temmuz kongresi Erzurum'da Cumhuriyet ateşinin yakıldığı. Erzurum Cumhuriyet'in kenti diyebiliriz. İsterseniz bir kısaca kongre değerlendirmesi alalım. Vallahi ben bir kere Erzurum'da bulunmaktan son derece mutluyum. Teşkilat Başkanımız sevgili Kadir Genç, Türkiye Değişim Hareketi'nin önderlerinden bir tanesi. Ahmet Palandöken Başkanımızı da sevgiyle bir yad edelim. Evet. Onun döneminde de yönetimdeydi. Geldi, bayrağı aldı, taşıdı, önemli bir noktaya geldi. Kaç tane ilçede örgütlendi ve bugün il kongresini yaptık. Bu bizim için bir gurur vesilesidir. Gene Erzurum'un yetiştirdiği çok değerli bir kardeş, hukukçu, gerçekten bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle ülke siyasetine Erzurum'dan çok önemli ölçüler içerisinde ses vereceğine inandığım parti meclis üyemiz, MYK üyemiz ve genel başkan yardımcımız Avukat Ebubekir Elmalı beyefendinin de benim kendi gençliğimi görüyorum dedi. Öyle mi? Aynen. Son derece heyecanlı, son derece güzel, son derece şefkatli bir kongre yaptık. Kongrede bir kere herkes vardı. 14 tane il başkanımız bu bölgeden kongreye şeref verdiler. İlçe başkanlarımız şeref verdi. Misafirlerimiz vardı. Onun için ben bu cuma gününde, hayırlı günde Erzurum'da bulunmaktan son derece keyif aldım. Biz gerçekten kurucu bir şehirde, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin başlangıcı olan bir şehirde, tarihi kararların alındığı bu şehirde, Cumhuriyet kararı, inançlara saygılı laiklik kararı alındığı bu güzel Erzurum'umuzda bulunmaktan ben de bugün olağanüstü keyif aldım. Bir kez daha bu mutluluğu bize yaşatan sevgili Teşkilat Başkanım Kadir Genç'e, çok değerli eşlerine, bütün buradaki il yönetimine, değişim gençlerine, değişim kadınlarına, ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız Ebubekir Elmalı Türk siyasetinde gerçekten önemli noktalarda olacak. Yakında ülke siyaseti onu çok başka türlü tanıyacak. Ama başarının göstergesi kararlı, verimli ve uyumlu olmaktır. Diğer genel sekreterimiz sevgili teşkilat başkanımız Soner Gökçe, genel saymanımız Sayın Gamze Büyük, Günlür Komaşak genel başkan yardımcımız, Şaban Gürbüz Bey genel başkan yardımcımız. Biz bugün buraya çok yoğun bir kadroyla geldik, evet, aslında. Evet. Diğer genel başkan yardımcılarımız Hüseyin Güzel Bey, Zeynel Abidin Aktay Bey, hep birlikte çok güzel bir çalışma yaptık. Ve ben inanın Türkiye Değişim Partisi nasıl bir şey biliyor musunuz? Türkiye Değişim Partisi o 73'lerdeki Ecevit'in çıkışı. Türkiye Değişim Partisi Anavatan Partisi'nin Özal'ın ilk çıkışı. Türkiye Değişim Partisi AK Parti'nin ilk çıkışı gibi o heyecanı, o enerjiyi, o güzelliği biz taşıyoruz. Çünkü biz kötülemek için, karalamak için dolaşmıyoruz. Allah'ın izin verirse yurttaşlarımızın desteğiyle çare bulmak için dolaşıyoruz. Yani şerde değil, hayırda yarışıyoruz, evet, diye. Evet, bu önemli. Bu önemli. Her fırsatta kullanıyorsunuz bu ifadeyi. Efendim biz sizinle aslında 1999 yılında belediye başkanıyken tanıştık. Bugün kongrede fark ettim. O günkü heyecanınız neyse aslında bugünkü heyecanınız da oymuş. Şu anda daha da fazla. Evet. Çünkü o gün belediye sorumluluğumuz vardı ama bugün Türkiye sorumluluğumuz var. Ama inanın ki Sinan Beyciğim, o heyecan olmasa yapamazsın ya. Neden biliyor musun? Ben uzun yıllar parlamentoda bulundum. Milletvekilliği yaptım. Parlamentonun her kademesinde görev yaptım. 657 sayılı devlet personel yasasına göre
Kağıthane Belediyesi'nde, İstanbul Belediyesi'nde, İstanbul Belediyesi'nde ki büyük şehirde genel sekreter yardımcısıydım. Çok önemli görevlerdeydim. Sonra geldim, milletvekili oldum. Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. O nedenle bu heyecan olmazsa olmaz. Mesela ben bakıyorum, Türkiye'mde sıkıntı var, sorunlar var, problem var. Türkiye bizi göreve çağırıyor. Yoksa niye biz parti kurduk yani? Türkiye bizi göreve çağırmasa biz niye parti kurduk? Ve bizim kurduğumuz parti başka bir şey. Biz bir sol parti değiliz, yanlış anlamayın. Tam onu soracağım. Tamam. Nerede konumlanıyor? Değişim Partisi. Biz nerede biliyor musunuz? Bizim konumlandığımız yer işsizlerin yanı. Bizim konumlandığımız yer Atatürk milliyetçiliği, bizim konumlandığımız yer EYT'liler, bizim konumlandığımız yer engelliler, emekliler, sağlık çalışanları, 3600 ek göstergeyi bekleyenler. Bizim konumlandığımız yer neresi biliyor musun? 1 Mayıs İşçi Bayramı'na giderken sadece fabrikada çalışan işçi arkadaşlarımız o bayrama gitmeyecek. Oradaki işveren arkadaş da o bayrama gelecek. O bayramı biz birlikte kutlayacağız. Biz ayrıştıran bir parti değiliz. Biz bölen bir parti değiliz. Biz bütünleştiren bir partiyiz. Dolayısıyla sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz. Ben vicdanlıyım diyen, ben merhametliyim diyen, ben adaletliyim diyen, ben Allah korkusu çekiyorum diyen bütün yurttaşlarımızla beraber olacağız. Ama Türkiye Değişim Partisi'nin ana ilkelerinden bir tanesi de gerçekten dürüst bir yönetimdir. Biz tüy bitmemiş yetimin hakkını hiç kimseye kesinlikle yedirtmeyiz. Hiç kimseye de hakkımızı bırakmayız. Kimseye de hiçbir zaman için haksızlık yapmayız. Bize haksızlık yapmak isteyenler, bize haksızlık yaptığını zannedenler de bilsinler ki biz kimseye haksızlık yapmayız. Hakkımızı da sonuna kadar söke söke alırız. Evet, merkezde konumlandırıyorsunuz ifadelerinizden, onu anladık bugün. Ne sağdayız ne soldayız, biz merkezdeyiz ifadelerini kullandınız. Sizin yine çokça ifade ettiğiniz bir cümle var. Türkiye iki ittifaka mecbur değil diyorsunuz. Dün de bir televizyon programına katıldınız, orada da Cumhur İttifakı kesinlikle olmaz ifadelerini kullandınız. Nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle sistemi konuşalım istiyorum. Tamam, Cumhurbaşkanlığı sistemi denildi ki Türkiye'de istikrarı getirecek, parti sayısı azalacak, işte tıpkı Amerika modeli gibi cumhuriyetçiler, demokratçılar olacak. Ama bugün gelinen noktada gördük ki sanırım dün bir parti kuruldu. 104. parti kuruldu. Aslında parti sayıları da arttı. Bu cumhurbaşkanlığı sistemi sizce Türkiye'nin o tıkanan parlamenter sistemin de kuşkusuz eksikleri vardı, yetmiyordu zaman zaman, ama o tıkanıklığı bu sistem çözdü mü, amacına ulaştı mı, nasıl değerlendirirsiniz efendim? Şöyle, biz inanın ki Türkiye Değişim Partisi olarak Sinan Bey, hayırlı bir iş olsa destekleriz. Biz konulara olumsuz ya da negatif bakan bir parti değiliz. Biz bu başkanlık sistemi üzerinde Merkez Karar Yürütme Kurulumuzda çok çalıştık. Çok baktık. Yani başkanlık sistemi doğru mu değil mi? Sonra geriye dönüp ben kendime baktım. Ben uzun yıllar siyasi yaşamımda geriye dönüp baktığım zaman ya eksik neyi yaptın? Eksik yaptığım şu. Tek başıma verdiğim kararlarda yanlış davrandığımı görüyorum. O nedenle tek adam yönetiminin doğru bir yönetim olmadığını görüyorum. Biz şunu istiyoruz. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento, bağımsız yargı. Cumhurbaşkanlığı limanı sığınma limanı olmalı. Hangi partiye oy verirse versin, cumhurbaşkanımıza gidebilmeli, kendi derdini anlatabilmeli. Başbakanlık siyasal olmalı, bir partiden olmalı, ama cumhurbaşkanlığı bir gerçekten tarafsız bir organ olmalı. Böyle olmasının daha yararlı olacağına inanıyoruz. Mesela biz bu dışarıdan bakan atanması fikrini doğru bulmayız. Biz isteriz ki bakanlar partilerinde, teşkilatlardan, illerden gelen, kuruculardan gelen, genel başkanımızdan da gelen arkadaşlardan olsun parti bakanlar. Ve o bakanlar seçildikten sonra parti rozetini çıkarsınlar. Eskiden öyleydi. Mesela bir partinin bakanı gelirdi, o ile geldiği zaman bütün partileri dolaşırdı, bütün partileri gezerdi. Bilirdik herkes, evet Erzurum'da şu partinin milletvekili bakan, ama Allah razı olsun hepimize hemşeri olarak gayet iyi davranıyor. Şimdi Amerika'da okumuş adam, dışarıda okumuş adam gelmiş bir çocuk.
Bilmiyor. Bir şirketten gelmiş, özel şirketten gelmiş, bakan olmuş. Abi benim efendim pasinlerimde ne var onu bilmiyor ki. Benim çatımda ne var onu bilmiyor ki. Benim Erzurum merkezde ne var onu bilmiyor ki. Benim cami hocasının derdi nedir? Okul müdürünün derdi nedir? Benim muhtarımın derdi nedir? Benim kahvecimin derdi nedir? Benim esnafımın bilmiyor, bilmek de istemiyor, ilgilenmiyor zaten. İnanın bu sistemde bazı zaman zaman denk geliyor, konuşuyoruz. AK Partili milletvekilleri dahi bakana ulaşamıyorlar. Çünkü dışarıdan gelen bakan. O nedenle biz bu sistemi doğru bulmayız. Biz parlamenter demokratik yapıdan yana olan bir siyasi partiyiz. Vaktiyle de bu konuşmamızı yaptık. Ve Türkiye'nin çözümü inanın ki budur. Ben eminim ki Sayın Cumhurbaşkanı da bu sistemden dolayı konuşmasına bakmayın. İç dünyasında son derece rahatsızdır. Kolay bir şey değil çünkü. Evet. Bu sistem istikrar getirecekti ama şimdi seçimden önce ittifaklar yapılıyor. Evet. Yani Türkiye'de belki de çok eleştirilen koalisyonlar hep yıllarca konuşuldu. Bu sistem aslında koalisyonları önleyecekti. Ama bugün gelinen noktada seçimden önce koalisyonlar. Ayrıca bu Amerika sistemi de doğru bir sistem değil, haberin olsun. Amerika sistemi tam diktatörlük sistemi. Amerika'da iki tane parti var, hiç kimse sesini çıkaramıyor. Ne partiye gidebiliyor ne gelebiliyor. Ve Amerika'daki sistemi yöneten tamamen derin devlet dedikleri devlet orada var. Amerika'nın sistemi, Amerika demokrasi diye bahsediyor. Amerika'da demokrasi falan diye bir şey söz konusu değil, arama. Amerika'da demokrasi vardı. Amerika için şey denilir, yemek mutfakta hazırlanır, başkanlar garsondur, yemeği servis ederler. Bravo. Denir. Aynen. Sistem yemeği hazırlar. Doğru. Orada bir sistem var, o sistem devam edip gidiyor. Bizim sistemimiz gerçekten, ben Atatürk'ümüze çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha yad ediyorum ki böyle bir sistemi Türkiye kurdu. Bakın 50 tane İslam ülkesi var. 50 İslam ülkesi içerisinde biz demokrasiyle, bağımsızlıkla, özgürlükten bahsedebiliyorsak, bu yayınları yapabiliyorsak bunu Cumhuriyet kararına borçluyuz. Evet, Afganistan'ın hali ortada. Bravo. 50 İslam ülkesi içerisinde bakın Afganistan'a bakın, Pakistan'a bakın, Suriye'ye bakın, Irak'a bakın, İran'a bakın, diğerlerine bakın, Afrika'daki Müslüman ülkelere bakın. Bir tanesinde bizim gibi bir demokrasi yok. O nedenle aslında İslami değerlerin de en mutlu, en huzurlu bir şekilde yaşandığı yer Türkiye. O nedenle biz ama bu kararı kime borçluyuz? Paşaydı, generaldi, askerdi, demokrasi demeyebilirdi. O da derdi ki tamam ben paşayım kardeşim, diktatör şeyle, askeri yönetimle yönetebilirdi ama onu demedi. O tarihte cumhuriyet dedi ve demokrasi dedi. Onun için cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyup kollamamız lazım. Kendisini de hayırla yad edelim. Efendim üçüncü ittifak. Siz işte dün de ifade ettiniz, biz Cumhur İttifakı'nda olmayacağız dediniz. Ama Millet İttifakı için bir yorum yapmadınız açıkçası. Ve Türkiye'de iki ittifaka mahkum değil dediniz. Bu akla üçüncü bir ittifak mı %100 olacak sorularını getirdi. %100 Bakın şimdi şöyle bir şey var. Ümit Özdağ. Bakın şimdi. Siz ve Muharrem İnce. Yok, daha başka partiler de var. Evet, başka buyurun. Yani daha çok başka partiler de var. Sadece bu Ümit Bey ya da şeyle bu görüşülmüş falan da bir olay değil yani. Şöyle bir şey yok. Buradaki olay şu. Türkiye'de bakıyorsunuz ki yani 3 tane 5 tane parti bir araya gelmiş. O partilerin bir araya gelen partilerin katma değeri Türkiye Değişim Partisi'nin yarısı kadar olamaz. Ne ilçeleri var ne illeri var, kağıt üzerinde kurmuşlar. Aynı zamanda bu parti kurma konusunu da yeni baştan gündeme almak lazım. Öyle önüne gelen herkes parti kurmamalı. Bunun bir sistemini de kurmak lazım. Bunu gerçekten demokrasi önemli bir şey. Fikirlerin temsil edilmesine karşı değilim. Ama bizim arkadaşların büyük bir emeği var. Biz şu anda kaç tane ilde, ilçede lütfen gidin. Erzurum'daki bizim il merkezine bir bakın. Allah razı olsun sevgili efendime söyleyeyim Kadir Bey'den, Ebu Bekir Bey'den. Bir de diğer partilere bakın, kurulan partilere. Bir tanesinin ne tabelası var ne bir şeysi var. Kağıt üzerinde parti. Bunlar doğru bir şey değil. Bakın Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. İnşallah göreceksiniz. Çok yakında biz Türkiye'nin 5. ya da 6. partisi olacağız. Ben onu görüyorum yani. Çünkü niye? Biz herkesi kucaklayan bir partiyiz. AK Parti'ye kızan bize geliyor. CHP'ye kızan bize geliyor. Diğer partilere kızan herkes bize geliyor. Çünkü biz sağı ve solu birleştiren bir partiyiz. Biz sol bir parti değiliz.
Biz sağ bir parti değiliz. Sağ ve solcu diye insanları günlerce böldüler. İnsanları paramparça ettiler. Hatta şehirleri böldüler, şehirleri. Bir tarafta benim Erzurumlu hemşehrilerim Kars'a gidemedi, Kars'lar buraya gelmedi. Ciddi ciddi o dönemlerde hatırlarsınız. Büyük olaylar oldu. Kurtarılmış bölgeler vardı. Biz bunları kaldırıyoruz. Geçen gün Kastamonu'da bir teyzemiz dedi ki bana, yavrum ben oyu sana vereceğim. Dedim kardeşim hayrola dedim, çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Ne oldu? Yavrum dedi, ben dedi duydum sen sağ solu birleştirecekmişsin, sağ solu kaldırmışsın. Evet, biz sağ ve solu kaldıran bir partiyiz. Bizim aslında ilkelerimiz şu, Atatürk milliyetçiliğini savunan, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek güçlendiren, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğini yanında olan, inançlara saygılı, laikliği savunan, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye'nin inşallah en demokratik kitle partisi olacağız. Evet, siyasi partiler kurulurken ülkeyi yönetme adına kurulurlar. Siz de bu niyetle partinizi kurdunuz. Bugün gelinen noktada birçok parti ittifak ederek bir aday arayışı içerisine giriyor. Adaylarını henüz belirleyebilmiş değiller. İşte her parti kendi adayıyla mı girecek? Bunlar tartışılıyor. Mustafa Sarıgül Cumhurbaşkanı adayı mıdır efendim? Biz bu konuda yoğun çalışıyoruz. Önemli olan aslında bu sistemin değişmesi. Bu sistemin ülke için hayırlı bir sistem olduğuna inanmıyoruz. Tek başına verilen kararların doğru karar olduğuna gerçekten inanmıyoruz. Bu bizi yorar. Şimdi önümüzdeki günlerde siyasette çok farklı gelişmeler olacak. Aslında biz iktidarın kurduğu tuzağa düşüyor partiler. Biz düşmüyoruz. İktidar bir oyun kuruyor. O oyunda da diğer partiler hep ofsayta düşüyorlar. Biz düşmeyeceğiz. Mesela şu anda biz daha seçimlere 1,5 yıl öncesinden beri başladılar. İttifaklarda kim olacak, kim adayı olacak, nasıl olacak? Ondan sonra da başladılar. 1,5 sene var, yine aynı şeyi konuşuyoruz. İşsizliği konuşmuyoruz. Yoksulluğu konuşmuyoruz. Pahalılığı konuşmuyoruz. Erzurum'dayız. Tarımı konuşmuyoruz. Hayvancılığı konuşmuyoruz. Erzurum niye birincilikte değil onu konuşmuyoruz. Erzurum'a niye stat yapıldı onu konuşmuyoruz. Erzurum'daki trafik sorununu konuşmuyoruz. Çevre sorununu konuşmuyoruz. EYT'lilerin sorununu konuşmuyoruz. Engellilerin sorununu konuşmuyoruz. Emeklilerin sorununu konuşmuyoruz. 3600 ek göstergede bekleyen bir sürü sağlık çalışanlarına söz verildi. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza söz verildi. Görev verilmeyen öğretmenlere söz verildi. Onları konuşmuyoruz. 10 bin engelli ataması yapılacaktı. Engellileri konuşmuyoruz. Türkiye'de şu elektrik şu anda yanıyor. Benim ciğerim paramparça oluyor. 3 misli 4 misli fiyat geliyor. Bu kış geldi. İnsanlar üşüyorlar. Evlerinde oturamıyorlar. Niye üşüyorlar? Çünkü kombiyi açamıyorlar. Doğalgazı açamıyorlar. Paralarını ödeyemez durumdalar. İktidar oyun kurdu. Oyun kurduğu yerde de bütün partiler ittifak. Her akşam televizyonlara bakıyorsunuz. Kim ittifak olacak? Efendim söyleyeyim, kim aday olacak? Bunları konuşuyoruz. Oysa biz Türkiye'nin sorunlarını konuşmamız lazım. Mesela Türkiye'yi kurtarmanın yolu tarımdır. Biz tarımı ön plana çıkardığımız zaman Türkiye'de birçok şeyi planlarız. Hollanda, Konya kadar bir yer. Sadece tarımdan ihracatı 210 milyar euro konuşuyoruz. Benim cennet vatanımın bütün ihracatı hemen hemen o kadar oluyor ya biz da Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de hala bir kültür ırkı geliştiremedik. Türkiye'ye özel bir ırkımız yok. Biz hala Türkiye'de işte Hollanda'nın Holstein, Simmental kültür ırklarını alıp burada tarım ve hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Bu da gerçekten bana ilginç geldiği için bir anekdot olarak aktarmak istedim. Efendim sizi ilk kez konuk ediyoruz ama Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ebubekir Elmalı her fırsatta biz HDP ile hiçbir şekilde hiçbir koşulda ne örtülü ne açık
hiçbir şekilde ittifak etmeyiz, HDP'nin olduğu hiçbir yerde olmayız ifadelerini kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde de HDP'li milletvekili Güzel'in teröristlerle çekilen bir fotoğrafı gündeme geldi. Muhalefet, iktidar muhalefeti suçladı, hiçbir açıklama yapmıyorsunuz diye. Muhalefet iktidarı suçladı, bu çözüm sürecini ben mi yaptım diye. Sizin aslında siyaset uslubunuz çok farklı. Yani siz bu noktada nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu fotoğrafa yorumunuz nedir? HDP'ye bakış açınız nedir? Şöyle, biz bir kere toprağımıza bağlı, bayrağımıza bağlı, inançlarımıza saygı gösteren bir siyasi partiyiz. Hele hele Erzurum'dayız. Erzurum kongresi yapılırken ben Erzincanlıyım. Ilıçlıyım, Kuruçaylıyım. Kemal'e yakınız biz. Oradan benim dedem Erzurum kongresine geliyor. Erzurum kongresinden çıkarken Atatürk'le karşılaşıyor. Ve dedem diyor ki, paşam diyor, biz diyor Ilıç'tan, Kuruçay'dan, Kemah'tan diyor 10 atlı buraya geldik. Kaç günde geldiniz diyor. 4 gün 4 gecede geldik paşam diyor. 4 gün 4 gecede buraya geliyorlar. Paşam emrinizdeyim diyor. Atatürk de dedemin şapkasını çıkarıyor. Senin ismin ne diyor. Benim ismim Süleyman diyor. Bundan sonra senin adın diyor Başı Açık Süleyman kalsın diyor. Ondan sonra bizim lakabımız Başı Açık Süleyman'ın torunları diye bizim lakabımız var. O nedenle bugün kongremizde şehit anneler de vardı. Şehit anneleri gelirken mecliste o fotoğrafları görmek bizi gerçekten son derece üzer ve son derece sıkıntıya sokar. Biz atalarımızın, dedilerimizin, ecdatlarımızın bıraktığı bu coğrafyada her gün Mehmetçiklerimizin şehit olarak gelmesi. Ben o gün Adana Havalanı'na iniyorum. Uçaktan şehidimizindi. İnanın ki benim Mersin'e giden bir şehidimiz ve benim yüreğim inanın ki paramparça oldu ve son derece sıkıntılı bir durumda oldum. O nedenle bir kere HDP Türkiye Partisi olduğunu ispatlamalı. Bir kere silahlar gitmeli, barış gelmeli ve gerçekten de terörle arasına duvar örmesi lazım. Terörle arasında duvar örmediği süre içerisinde biz ne yapabiliriz? Biz her düşüncenin parlamentoda görüşülmesini kabul ederiz. Ama biz bir Türkiye Değişim Partisi olarak biz bir etnik köken partisi değiliz. Biz bir mezhep partisi değiliz. Biz bir bölge partisi değiliz. Biz örfüyle, töresiyle, gelenekleriyle, bayrağına bağlı, toprağına bağlı, ulusal birlikten taviz vermeyen Türkiye'mizin her köşesini kucaklayacak. İnşallah ve inşallah cennet vatanımızın her köşesindeki bütün yurttaşlarımız saygıyla, sevgiyle hangi inanca, hangi ırka, hangi mezhebe sahip olursa olsun büyük bir gururla Türkiye Değişim Partisi'ne gelecekler ve bizim partimizde de huzur bulacaklar. Çünkü biz, Sinan Bey, biz partimize gelen hiçbir yurttaşımıza siz dün hangi partiye oy verdiniz? Siz nerelisiniz? Hangi etnik kökendensiniz? Hangi mezheptensiniz? Bunları biz sormayız. Bugün etnik köken üzerine siyaset yapan partiler var. Bugün bölge üzerine siyaset yapan partiler var. Bugün efendime söyleyeyim inançlarımızı kullanarak siyaset yapan partiler var. Biz o değiliz. Bizim mesela Türkiye Değişim Partisi'nin iki tane önemli oluşum var. Bir tanesi Atatürk'ümüz siyaset malzemesi olarak değerlendirilemez. Atatürk ulusun lideridir. Atatürk'ün siyaset malzemesi olarak kullanılmasını biz doğru bulmayız. İnançlarımızın siyaset malzemesi olarak kullanılmasını doğru bulmayız. Çünkü inançlarımız Rabbimize ulaşma yeridir. Siyaset malzemesi olarak kullanılmamalıdır. Bizim bu konuda da görüşümüz var. Arkadaşlarımız hangi inanca mensup olursa olsun camilerimize gidiyorsa parti rozetlerini çıkaracaklar. Orada parti rozet olmayacak. Cemevlerine gidiyorlarsa parti rozetlerini çıkaracaklar. Çünkü oralar gönül bahçemizdir. Oralar siyaset yapma yeri değildir. Evet. Benim öyle görünüyor ki aslında artık 1,5 yılda olsa muhalefet sürekli seçimi gündeme getiriyor. Bir seçim satımı haline girmiş gibi hissediyoruz aslında ülke olarak bizler vatandaşlar. Ama baktığımızda özellikle ekonomi konuşulacak bu seçim döneminde öyle görünüyor. Bir tarafta battık, bittik, iflas ettik diye muhalefet eden
partilerimiz var. Diğer tarafta da uçtuk uzaya gidiyoruz diyen iktidar partileri var. Ekonomiye bakış açısı nedir Türkiye Değişim Partisi'nin? Türkiye'deki manzarayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru. Ekonomik manzarayı? Buyurun efendim. Bir kere Türkiye Değişim Partisi sorumluluğunun bilincinde olan bir partidir. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak evet bir muhalefet partisiyiz ama biz iktidar olduğumuz zaman bize söylenmemesi gereken sözü başkasına söylemeyiz. Biz iktidarın yaptığı hayırlı işler varsa bunları saygıyla, sevgiyle anlatırız. Ama eksik bıraktıklarını da çözüm önerileriyle sunarız. Mesela iktidar savunma sanayinde son derece başarılı çalışmalar yaptı. Bu bizim için, hakikaten Türkiye için gurur verici olaydır. Özellikle İHA'ların yapılması, bu gerçekten önemli bir başarıdır. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu döneminde dış politikada önemli ataklar yapıldı. Şu anda Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi, özellikle Van bölgesi için, Iğdır bölgesi için, Kars bölgesi için, Erzurum bölgesi için Ermenistan kapısının açılması, İran'dan gelecek olan çalışmalar Türkiye için son derece önemli. Bunlar Akdeniz aynı şekilde önemli ama Yunanistan'da da aynı olayı bekliyorum. Yunanistan'da Amerika maalesef Lozan Anlaşması'nı, Paris Anlaşması'nı yok sayarak Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'da burnumuzun dibindeki adalarda yoğun bir şekilde silahlanıyor. O zaman Türkiye Cumhuriyeti NATO ülkesi ise o zaman eşit oranda yapılması lazım. Yunanistan'a 50 tane tank geliyorsa 25'i bize, 25'in de orada olması lazım. O nedenle ben Amerika'yı samimi bulmuyorum. Amerika konusunda daha dikkatli bir şekilde siyasetimizi gözden geçirmemiz lazım. Ekonomiye gelince bakın. Ekonominin düzelmesi güven ortamına bağlıdır. Ekonominin düzelmesi evrensel hukuk kurallarına bağlıdır. Ekonominin düzelmesi üretime bağlıdır. Bizim ülkemizde öne çıkanlar var. Türkiye Değişim Partisi'nin 5D formülü var. Tarım, teknoloji, tekstil ve turizm ve ticaret. Bakın biz tarımı şahlandırdığımız zaman çok başka bir şey yaparız. Arkadaşlarımdan gelen bilgi eksik fazla olabilir ama 19 yıllık süre içerisinde 120 milyar dolar parayı Amerika çiftçisine, Kanada çiftçisine ve biz gitmişiz saman almışız Bulgaristan'dan, Suriye'den buğday almışız ve Fransa'dan hayvan almışız ve inek almışız. O nedenle söylediğin çok önemli, kendi ırkımız, kendi kültürümüzü yaratmamız. O nedenle bizim şeyimiz üretim. Bakın otoyollara, köprülere alım, taşıt, geçiş garantisi veriyoruz ama çiftçimizin ürettiği ürüne alım garantisi vermiyoruz. Türkiye'nin kurtuluşu tarım, 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 teknoloji, 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 turizm, 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 aynı zamanda da tekstil, aynı zamanda da sanayide beyaz eşya, orada konfeksiyon konuştuğumuz. O nedenle bizim bu noktada çok çalışmamız lazım. Bizim gerçekten ciddi zenginliklerimiz var. Ama sadece turizm deyince yaz turizmi olmaz. Kış turizminde de şahlandırmamız lazım. Bizim o kadar cennet bir ülkemiz var ki düşünebiliyor musunuz? Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, Bizans'a, Roma'ya, Cumhuriyet'e ev sahipliği yapan tarihi bir tarihiyle son derece zengin bir ülkemiz var. Ben buradan sorarım size kardeşim güzelim. Bu Amerika 200 yıllık bir Amerika. Bir tarihi yok, bir şeyi yok. Gidin bakın orada gökdelenlerden başka bir şey yok ama bizim her yere gelin bir tane, şu Erzurum'a gelin kaç tane tarih kokuyor. Açık hava müzesi gibi. Açık hava müzesi gibi her tarafından. O nedenle Türkiye Değişim Partisi iktidarında biz ülkemizi dünyayla buluşturacağız. Dünyayla buluşturduğumuz zaman ekonomiyi başka türlü inanın ki çözemeyiz. Bu şekilde olursa, biz tarıma önem vermezsek, hayvancılığa önem vermezsek, tekstile önem vermezsek, teknolojiye önem vermezsek, sanayiye önem vermezsek,
turizmi yaz kış hale çevirmezsek sıkıntılarımız son derece büyür. Türkiye Değişim Partisi bu konularda son derece duyarlı ve pazar günü inşallah Allah'ım kısmet ederse hazinede uzun yıllar çalıştı. Devlet planlamada uzun yıllar çalıştı. Amerika'da ve yurt dışında önemli masterlarda bulundu. Özel sektör tecrübesi var. Doktor Aziz Murat Hatipaoğlu'nu Maliye Bakanımız olarak inşallah pazar günü kamuoyuyla buluşturacağız. Evet efendim, yine bugünkü konuşmanızda benim dikkatimi çeken eğitimde fırsat eşitliği dediniz. Aslında bu Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri. İşte geçtiğimiz günlerde de yeni zam oranı açıklandı. Özel okullar için %36 olarak açıklandı. Zaten işte Erzurum'un bir ilçesindeki bir çocukla işte İstanbul'un Robert Koleji'ndeki bir öğrenci aynı sınava tabi tutuluyor. Bu eğitim... Onu ben söyledim vallahi bugün. Fırsat eşitliği... Bugün vallahi ben söyledim. Bak inan ki evet. Sinan Beyciğim patenti bana ait tabii. Ne güzel. Buyurun efendim. Şöyle biz bunu inceledik, baktık. Dünyadaki en iyi eğitimi, en adil eğitimi, en tabana yayılan eğitimi yapan ülke İskandinav ülkeleri. Ondan sonra da yapan en iyi ülke Almanya. Almanya'da bizim Türkiye Değişim Partisi iktidarında Almanya sistemini uygulayacağız. 5 yaşındaki fabrika sahibinin çocuğu hangi okula gidiyorsa o fabrikada çalışan işçi arkadaşımızın çocuğu da aynı okula gidiyor. Çünkü 2 tane 5 yaşında çocuk. Onun ne suçu var yani? Birinin babasının ekonomik durumu iyi, birinin babasının ekonomik durumu zayıf. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Özel okullar aynen kalacak. Devlet olarak gerekiyorsa hizmet alımı yapacağız. Oraya giden çocukların ödemelerini de biz yapacağız. Sosyal devlet zaten budur. Ve bütün devlet okullarımızı özel okul ayarına getireceğiz. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Özel okula giden bir evlat 20 kişilik sınıfta. Bilgisayarı, teknolojik imkanları, akıllı tahtası, her şeyi var. Devlet okuluna giden de bu yok. Evine geliyor, iPhone telefondan dünyaya bakabiliyor. Ama sınava girerken, daha ortaokul, lise sınavlarına girerken, üniversite sınavlarına girerken aynı sorularla imtihana giriyoruz. Yani Robert Koleji'nde okuyan çocukla bizim Pasinler Lisesi'nde okuyan çocuk aynı eğitim almıyor ki aynı sorularla biz imtihana sokuyoruz. O nedenle bu bizim için son derece önemli bir olay, Türkiye için önemli bir olay. Biz eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız ve Sinan Beyciğim, ekonomik durumu zayıf olan çocukla ekonomik durumu güçlü olan çocuklar aynı okula gidecekler. Bunu sağlarken de aslında biz biraz tabii devletimiz masraf edecek, başka yerlerden kısacak, buraya harcayacak ama biz bunu çok kazanacağız. O çalışan evlatlarımız belki bize öylesine bir şey üretecekler ki çok başka bir nokta olur. İşte geçen sene... Kuşağı şimdi hep yurt dışına gitmeye hayal ediyor. Tabii, beyin göçünü önlememiz lazım. Bakın 2 tane doktorumuz Almanya'da BioNTech aşısını buldular. Bizim Türkiye'de aşı bulan hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ama öyle bir aşı bulundu ki Almanya'ya o kadar büyük ekonomik katkı elde etti, katma değer sağladı. O hocalarımız için iyi oldu. O hocalarımıza biz laboratuvar imkanları tanısaydık, ekonomik imkanları tanısaydık, araştırma imkanları tanısaydık belki de o hocalarımız biz de bulacaklardı bu aşıyı ve daha erken bulmuş olacaklardı. O nedenle biz beyin göçünü önleyecek bir parti olacağız. Gençlerimizin iyi eğitim almalarını sağlayacağız. İyi eğitimden ziyade şu, ezberci eğitimi kaldıracağız. Severek eğitim, öğrenerek eğitim. Ben ilkokula gittiğim zaman şimdi hatırlıyorum da aynen alfabede şöyle bir şey yazıyordu. Ali yat. Yat uyu. Uyu büyü. Yani Ali bir şey öğren. Haksızlıklara karşı çık. Onu yap. En fazla şu vardı. Ali topu al, topu tut. Yani Ali topu gol yap yok. Bize onu öğretmiş Amerika. Bak Amerika öğretmiş onu bize. Amerika gelmiş bize o zaman bir pastör süt tozu göndermiş. Marshall Yardım diye hala çocukluğumuzdan beri kafamızda o var. Ne var? Bir süt tozu göndermiş. Marshall Yardım. Allah! Sanki çok büyük bir şey. Ama orada ne demiş Amerika alfabeyi yazarken? Ali topu al, topu tut. Sakın gol yapma. Evet. Onun için bu sistemin komple değişmesi lazım. Bu sistemi planlamamız lazım.
eğitim Türkiye'de işin partisinin olmazsa olmazıdır. Çünkü ben Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum ve bir öğretmenim. Bir öğretmen olarak karşınızda bulunuyorum. O nedenle de eğitime çok büyük önem veriyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamakla mükellefiz. Evet. Efendim yine belki ülkenin en büyük sıkıntılarından biri bölgesel kalkınmışlık farkı. Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında neredeyse uçurum var baktığınız zaman. Bu bölgesel kalkınmışlık farkını ortadan kaldırabilme adına zaman zaman teşvik yasaları çıkarılıyor. İşte Erzurum'un da içinde bulunduğu belki 14-15 tane teşvik yasası çıktı ama ne Doğu Anadolu bölgesi bir cazibe merkezi haline geldi ne Güneydoğu Anadolu bölgesi bir cazibe merkezi haline geldi. Bu bölgesel kalkınmışlık farkıyla ilgili neler düşünürsünüz? Ya bu aslında yıllar önce planlanması gereken bir olay. Yani bunu A iktidarına, B iktidarına da suçlamak, mal etmek istemiyorum. Biz çünkü gerçekleri konuşan bir siyasi partiyiz. Şimdi Almanya'da 8 tane, 9 tane eyalet var. Bir eyalete demiş ki, burası tamamen otomotiv sektöründe ve makine sanayisinde ilerleyip gidecek. Bir tarafa demiş ki kimya sektöründe, bir tarafa demiş ki beyaz eşya sektöründe, bir taraf demiş ki dağ turizmde burası bu noktada olacak. Bu teşvikler yıllarca verildi. Özellikle de 77 yıllarında MC hükümetleri döneminde de Sayın Demirel döneminde de Güneydoğu'da da bu teşviklerden çok aldılar ama ne yazık ki bu teşvikleri kullanmadılar. Üzülerek söylüyorum ki o dönemde oralardaki tarlaları yüksek fiyatlarla bankalara ipotek ettiler ve iyi kontrol etmek lazım. Yani teşviği verdiğin zaman iyi kontrol etmek lazım. Hakikaten alıp kullanabiliyor mu? Veya sektörel bazda şey yapmak lazım. Bu noktayı biz Türkiye Değişim Partisi olarak yeni baştan gözden geçiriyoruz. Ve hangi bölge ne istiyor, hangi bölgede ne yapmak lazım? Mesela Erzurum'da sanayimi çok geliştirmek lazım. Burada tarıma, hayvancılığa, dağ turizmine, yerli turizme, kültür turizmine mi daha çok önem vermemiz lazım? O gün Sivas'a gittim baktım, Aselsan'da orada muazzam tesisleri var. Ve gerçekten gurur duydum ve bir noktaya kadar geldim. Ama orada demir çelik de var. O demir çeliği şahlandırıp komple Orta Doğu'nun demirini oradan verme imkanı da var. Biz bu noktada bazı konularda devletin söz sahibi olmasını istiyoruz. Yani şeyin yapamadığı noktada, özel sektörün yapamadığı noktada, şimdi bakın burada nasıl bir şey biliyor musunuz? Yem fiyatları alabildiğine yükselmiş. Sütü 3 liradan alıyor tüccar, 8 liradan satıyor. Orada belki başka bir sistem kurmak lazım. Biz burada biraz önce söylediğim gibi bakın, ata tohumuna tekrar dönmemiz 6 lazım. 6 litre süt satacak ki 1 litre mazot alabilsin. Ya. Çiftçimiz, besicimiz. Evet. Veya işte o 10 litre tabii 10 litre süt sağacak ki bir paket sigara alabilsin. Tabii. Yani baktığınız zaman gerçekten bakın, bir ekmek 1.25, bir sigara 1.25 olmaz. Onun için ama üretim yani Türkiye'nin evet. Türkiye'nin sorunu üretim. Üretimi artırdığımız zaman inanın ki bu konulara muhteşem bir şekilde çözeriz. Bizim 5D formülümüz bu noktada devreye girmesi lazım ve Türkiye'nin tüketici toplumundan çıkıp üretici topluma geçmesi lazım. İthalatı azaltıp ihracatı çoğaltmamız lazım. Ben Türkiye 2021 yılında doğal afetlerle çok ciddi mücadele etti, çok ciddi sıkıntılar yaşadı. İklim krizi kapıda, dünya iklim krizine önlemler alıyor. Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi de deprem kuşağı üzerinde olması ama özellikle binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğu herkese malum. Siz belediye başkanı olduğunuz dönemde Şişli'de yaptığınız kentsel dönüşümle tanınan, bilinen bir isimsiniz ki o kıt imkanlara rağmen yaptığınız kentsel dönüşüm, oluşturduğunuz yeni ticaret aksları ile kendinizden, adınızdan çok söz ettirmiştiniz o dönem. Neler söylersiniz Türkiye'de bu özellikle bu kentsel dönüşüm noktasında doğru ilerleyebiliyor muyuz? İstanbul çok ciddi bir kriz. Yine sadece İstanbul'da değil Erzurum'da da kentsel dönüşüm sorunları var. Özellikle köylerdeki yapılarımız depreme çok dayanıksız. Neler söylersiniz efendim? Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Önemli bir soru. Özellikle Türkiye doğal afetler ve deprem kuşağında olan bir yer. Bizim mutlaka
depreme öncelik vermemiz lazım. Deprem kuşağında olan yerlerdeki binaların derhal taşınması lazım ya da mutlaka ve mutlaka güçlendiri olsun. Evet, mutlaka ve mutlaka geldi. Kedimiz geldi. Evet, mutlaka ve mutlaka da güçlendirilmesi lazım. Bu noktada biz Şişli'de yoğun çalışmalar yaptık. Bir de dere yatağında olan yerler var. Ben Karadeniz'e gittim, baktım. Oradan sel geldiği zaman dere yatağında kaç tane Allah korusun yurttaşımız mağdur oldu. Kaç insanımız orada perperişan oldu. Bunlarla ilgili olarak mutlaka tedbir alınması lazım. Kentsel dönüşümü önemli. Ben ona inanıyorum. Ama kentsel dönüşüm diyerek de gökdelen yapmamak lazım. Kentsel dönüşüm diyerek de orayı fazla ticari bir noktaya da getirmemek lazım. Mahalle kültürünü yok etmemek lazım. Kentsel dönüşüm diyorsunuz, yapıyorsunuz. Ondan sonra o teyze orada oturamıyor. 20 daire oluyor, 40 daire. O zaman yabancılar buraya geliyor. Hele hele büyük şehirde Suriyeliler taşınıyor, diğerleri taşınıyor. Farklı bir kültür ve son derece sıkıntı oluyor. Kentsel dönüşümü ticari kaygılarla bakmadan orada yaşayan yurttaşlarımızı mutlu olarak değerlendirmek lazım. Evet. İzleyicilerimizden gelen sorular var. Biraz da onlardan bahsedelim. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Siz de uçağa yetişeceksiniz. Efendim, EYT'lilerle ilgili düşünceniz nedir diye sormuş. Doğru. EYT'liler son derece haklı. Devletimize girerken bir vatandaşımız imza atıyor. Ben 25 sene sonra emekli olacağım diye. Yasalar çıktığı günden sonrası için geçerli olmalıdır. Yasalar geriye dönük çalıştırılmaması lazım. Benim EYT'lilerden ricam, lütfen siyasallaşmayın. Hiçbir partinin bayrağı altına girmeyin. Son derece haklısınız. EYT'lilerin konusu vicdani bir konudur. Bugüne kadar çok haksızlığa uğramıştır ve 5,5 milyon burada yurttaşımız var. Bunun için ben çok üzülüyorum ama Türkiye Değişim Partisi olarak inşallah iktidarımızda hepsini buluşturacağız ve haklarını sadece onlara iade edeceğiz. Onlara vereceğimiz bir şey yok. Onlar son derece haklı. Sevgili Sinan kardeşim, niye haklı? Ben imza atmışım. Ben bir akit yapmışım, imza atmışım. Diyorum ki 25 sene sonra emekli olacağım. 25 sene çalışmış, sen şimdi emekli olamazsın. Ona göre plan yapmış. Eskiden unutmayın ki bir emekli olduğu zaman bir daire alabiliyordu, bir araba alabiliyordu. İnsanlar beklerdi ki işte benim eşim emekli olsun, bir tane daire alsın, başımızı sokacak. Şimdi bunlar yok. Çok kötü vaziyetteyiz yani. Mesela başka bir şey, sağlık. Sağlık önemli. Eskiden SSK vardı. SSK'lı, Bağkur'lu, emekli sandığına bağlı vatandaş hastaneye giderdi. Tedavisi ne olur komple çıkardı. Şimdi hastaneler, şehir hastaneleri oldu, özel hastaneler oldu. Gidiyorsun diyor ki devlet şu kadarını karşılıyor, sen de şu kadarını karşılayacaksın. Ve insanlar mağdur ve paramparça vaziyette. Evet, yine bir izleyicimiz asgari ücretliye, emekliye, işçiye, çalışana verilen zamları yeterli buluyor mu Sayın Sarı? Yok, asgari ücret bir kere verildi 4200 lira ama o zaman dolar 8 liraydı. Şimdi geldi dolar 13-14 lira seviyesine çıktı. Vallahi asgari ücret 4 ayda bir güncellenmesi lazım. Otoyollara verilen kredi 4 ayda 5 ayda bir güncelleniyor da asgari ücretin de güncellenmesi lazım. Bakın şöyle bir şey düşünün. Geçen ay gelen elektrik faturası şimdi 3 misli oldu. Doğalgaz faturası 3 misli oldu. Ekmeğin fiyatı yükseldi. Bugün sordum. 1 kilo çay 40 lira güzel kardeşim. 1 kilo şeker olmuş 10 lira. Bir çay bir şeker aldığı zaman 50 lira verecek ona. Kaç gün yetecek? Bir hafta yesin. 200 lira çay şeker parası. Gitti 200 lira. 1600-1700 lira ev kirası ki Erzurum'da bile ben 1600-1700 lira ev kirası bulamazsın. Onun için bu ücretleri biz kesinlikle yetersiz buluyoruz. Yetersiz bulurken de bunu siyaset yapmak için söylemiyoruz. Güzel kardeşim. Gerçekten bizim iktidarımızda bu şöyle olacak. Sosyal konsey kuracağız. O sosyal ekonomik konseyde her siyasi partiden olacak, işveren temsilcisi olacak, iş temsilcisi olacak. Diyeceğiz kardeşim, 2 tane yabancı kuruluşa, bir tane yerli kuruluşa gidin, 4 kişilik bir ailenin geçimi ne kadar? Onun raporunu bize yaptırın, gelin. O rapor neyse o rapora göre o asgari ücretli ya da emeklimizin ödemesini yapalım. 2800 lira, 2700 lira bir emeklimiz ne yapabilir yani? Onun için bunu ben
oy almak için söylemiyorum. Bu oy meselesi değil, bu vicdan meselesi. Siz vicdanlı bir yöneticiyseniz sizin emeklinizi 2800 liraya bırakamazsınız. Bak bir sigara olmuş 1125 TL. Bir ekmek olmuş 125 TL. Ya bir sigara. Bu adam sigara içmesin inşallah. Ben sigara içmiyorum Allah için ama içen içinde bunu yapamazsın ki bu şekilde yani. Onun için burada biz gerçekten doğru, hakkaniyetli bir duygu yapmamız lazım. Bu meselelerden oy beklemek değil, bu meselelerden vicdani olarak insanların huzurlu olacağı bir ortamı yaratmamız lazım. Evet, daha ceplerine girmeden evet, insanları... Evet. Ki bu ay sonu alacaklar daha yani. Daha bu ay sonu alacaklar zam maaşları. Peki alınan, yapılan tedbirleri, ekonomik anlamda yapılan tedbirleri ki işte dövizin müsilajını aldık, sıra enflasyonun müsilajını almaya geldi diyor iktidar. Siz enflasyon rakamlarının bahsedildiği gibi hızla düşeceğine inanıyor musunuz? TÜİK verilerini doğru buluyor musunuz? Az önce bağımsız iki kuruluşa tespit yaptıracağız dediniz. Buyurun. Sinan Bey, keşke bunlar doğru olsa. O verilere bakmaya gerek yok ki. Siz bir konuşun. Ben geçen gün markete gittim. Özellikle bu ara gidiyorum. İnanır mısınız? 2 ay önce aldığım 300 liralık şeyleri şu anda 550 TL'ye aldım yani. Her geçen gün fiyatlar yükseliyor. Keşke fiyatlar dursa. Madem bu tedbirler alınacaktı, bu dolar 6 lirayken niye bunlar alınmadı? Peki, doların fiyatı düştü diyoruz. Peki doların fiyatı düştü, hiçbir şeyin fiyatı düşmedi. Ekmeğin fiyatı düşmedi, çayın fiyatı düşmedi, şekerin fiyatı düşmedi. Keşke düşse. Peki dolar 18 liraya çıktığı zaman niye çıkardık bu doları 18 liraya o zaman? Madem bu tedbirleri alabiliyorduk. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Demirel döneminde, Ecevit döneminde, Özal döneminde, Erbakan hocamızın döneminde, Allah gani gani rahmet eylesin. İktidarlar değişirdi ama hiç kimse hazineye müsteşarına karışmazdı. Hiç kimse hazine bakanına karışmazdı. Bilirlerdi ki oralar gerçekten devletin siyasallaşmaması gereken kurumları. Siz 2 yıllık süre içerisinde 4 defa gece yarısı operasyonlarıyla Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alırsanız, piyasaya güven vermezseniz, piyasada evrensel hukuk kurallarını uygulamazsanız, ekonominin eğil ellerine vermez ve ekonomiye sürekli müdahale ederseniz, piyasalara güven vermediğiniz süre içerisinde bunları önlemenin çok zor olduğunu ben görüyorum. Kaldı ki bizim ekonomi bakan arkadaşlarımız da bu bilgiyi bana veriyor. Evet, Suriye meselesini sormuş izleyicilerimiz. Göçmenlerle ilgili ne düşünür Mustafa? Vallahi olay şu, bu konuda başından beri yanlış politika izlendi. Biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında olsaydık, Suriye sınırından böyle bir giriş var mı? Suriye'den gelen vatandaşlarımız buraya kendileri sevdikleri için gelmediler. Maalesef başlarına bir sıkıntı oldu. Biz insan olarak onlara sahip çıkmak durumundayız. Ama biz hemen şunu yapardık. Avrupa Birliği, biz NATO üyesiyiz. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler lafa geldiği zaman barıştan, özgürlükten, demokrasiden, insan haklarından çok bahsediyorlar. Biz ne yapardık biliyor musunuz? Bütün Avrupa Birliği ülkelerini çağırırdık. Buraya kaç milyon geliyor? 5 milyon mu geldi? Nüfus oranlarına göre Almanya'nın ne kadar? 80 milyon var. Bizim ne kadar? 80 milyon var. Yunanistan'ın ne kadar? Eşit oranda bu vatandaşları paylaşmamız lazımdı. Doğru bir yöntem izlenmedi. Kaldı ki şu anda Afganistan'a bakıyorsunuz, kardeşim adam Pakistan'a geçiyor, İran'a geçiyor, oraları geçen kimse bir şey demiyor, Türkiye'ye geliyor. Hemen Birleşmiş Milletler'e çağırdı, o bölgede bir tampon bölge oluşturalım, kap mı kuralım, onlar kaçıyorlar mı o insanlar, o zaman ne yapalım kardeşim? Biz o zaman o bölgede kuralım, eşit oranda biz de yardımcı olalım ama siz yarın İran'da Allah korusun bir şey olsa da o insanlar buraya gelse biz nasıl bakacağız? Onun için burada iktidarın ilgili izlediği politika doğru bir politika olmamıştır. Burada ortak paydaşlarımızı, biz NATO'ya dünya kadar para veriyoruz. Biz NATO ülkesi isek, biz Avrupa Birliği diyor ki bize pancar ekemezsin, biz pancar ekmiyoruz. Belki Avrupa Birliği dinliyoruz. O zaman Avrupa Birliği de biz dinleyecek. Kendimizi dinletmesini bileceğiz. Bak ne yaptılar? Yunanistan sınırına geldi. Almanlar orada muazzam bir güvenlik tedbirleri aldı. Şimdi kimse içeri geçemiyor. Polonya'da 600 tane Suriyeli adamlar almamak için 600 kişiyi neler yapıyorlar? O zaman
biz bu noktada kusura bakmasınlar, izlenilen politikayı biz Türkiye Değişim Partisi olarak olsaydık eşit oranda herkesin almasını isterdik. Almıyorlar, açardık kapıları, gitsinler kardeşim. Peki bugün gelinen noktada çözüm öneriniz ne? Bugün iktidar olsanız. Şöyle biz aynı şekilde bunu zorlarız, bakarız. Ama biz zorla insanları oraya gönderme taraftarı değiliz. Çünkü orada insanlar bir zalimden kaçtılar, bir diktatörden kaçtılar. Bu insanlar tekrar oraya giderse bunların oradaki can güvenliği konusu sağlanmadan onlar kolay kolay oraya gidemezler. Biz şefkatli insanız. Biz misafirperver insanız ama misafir 5 kişi olsa tamam da misafir 5 milyon olunca, misafir 5 kişi bile olsa evinizde 2 gün kalsa 3. gün zaten bizim misafir rahatsız olur yani. Onun için bu misafirlik biraz fazla uzun sürdü. Bunu Avrupa Birliği'yle konuşarak çözmemiz lazım. Evet, Devlet Planlama Teşkilatı diye bir teşkilat vardı diyor bir izleyicimiz. Yeniden oluşturmayı %100 düşünüyor mu? Devlet Planlama Teşkilatı'nı şunun için oluşturmamız lazım. Ne kadar bizim buğdaya ihtiyacımız var, o kadar ekmemiz lazım. Ne kadar samana ihtiyacımız var, o kadar ekmemiz lazım. Bizim Türkiye'nin et ihtiyacı ne kadar, süt ihtiyacı ne kadar, ona göre planlamamız lazım. Türkiye'nin kağıt ihtiyacı ne kadar, ona göre planlamamız lazım. Devlet planlamada aynı zamanda, çok da bir örnek daha vereyim, zamanı şey yapmayalım. Türkiye'ye kaç tane avukat lazım? Ona göre üniversitelerde avukat olması lazım. Bakıyorsunuz binlerce avukat ve çocuklar işsiz kalıyor ve paramparça kalıyorlar. Türkiye'ye kaç tane doktor lazım? Devlet planlama işte bunları yapar. Devlet planlama 5. 5 yıllık kalkınma, 6. 5 yıllık kalkınmayla birlikte devlet planlama Türkiye için lazımdır. Her ülkenin devlet planlaması vardır. Bizim devlet planlamayı mevcut iktidar maalesef biraz zayıflattı ve dağıttı. Biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka devlet planlamayı kuracağız. Evet, özgürlükler hakkında ne düşünür demiş bir izleyicimiz. Özgürlüklerde biz bağımsızlıkta, özgürlükte çok iyi bir noktadayız ama özgürlüklerde vatanımıza, toprağımıza ve bayrağımıza dokundurmadan herkes istediği her şeyi konuşabilir. Herkes kendi inancında, kendi kültürünü, kendi mezhebini yaşamakta serbesttir. Kendi giyim kuşamında serbesttir. Son derece özgürdür. Ama hiç kimse bayrağımız ve toprağımızla ilgili laf etmemesi lazım. Evet efendim, yavaş yavaş programın sonuna geldik. çok hızlı geçti bu arada. Evet, evet, evet. Dediğim gibi eski performansınızdan hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Sağ olun, tam sağ tersi olun. Artırmışsınız. Sağ efendim, olun. Erzurum'la ilgili biraz mesaj almak istiyorum. Erzurum'da gerçekten iyi bir teşkilat kuruldu. Sağ olsun Ebubekir Elmalı, Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ebubekir Elmalı da Erzurum'la gerçekten çok yakından ilgileniyor. Neler söylersiniz Erzurum'da sizi izleyen izleyicilerimize? Ne mesaj vermek istersiniz? Neden Türkiye Değişim Partisi'ne Erzurum'da oy versin seçmen? Buyurun efendim. Erzurum önemli. Erzurum İstanbul'dan ve Ankara'dan baktığımız zaman sesinin biraz daha çıkması lazım. Işığının biraz daha yanması lazım. Erzurum'da gerçekten çok önemli bir kent. Tarih kenti, kültür kenti, turizm kenti, sanayi kenti, hayvancılığın başkenti olması gereken kentlerden bir tanesi. Erzurum'u ben çok seviyorum. Erzurum aynı zamanda Ulusal Kurtuluş Savaşımıza ev sahipliği yapmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri gerçekten Erzurum'da atılmış. Ben Erzurum'da hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden dolaştığımız süre içerisinde Erzurumlu yurttaşlarımızın çok büyük ilgisini gördüm. Hepsine gerçekten kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Erzurumspor'un birincilikle olmasını çok çok arzu ediyorum. Erzurum'un yetiştirdiği birçok isim var ama spor dalında yetiştirdiği önemli isimlerden bir tanesi de sevgili Adnan Polat başkanımızdır. O bizim için de çok değerli ve çok kıymetlidir. Gene benim bir hemşerim olarak çok destek verdiğim ve gerçekten şu anda dünyada en çok tanınan Türk ünvanını alan sevgili Nusret de Erzurum'un yetiştirdiği önemli değerlerdendir. Benim dönemimde Gençlik Kolu Başkanı olduğum zaman Allah rahmet eylesin, şimdi aklıma geldi. Selçuk Elverdi diye o zaman çok eskilerden bir milletvekilimiz vardı. Benim kayınpederim de iyi bir arkadaşıydı. Ona da Allah rahmet diliyorum. Avukat Ebubekir Elmalı ve sevgili benim çok değerli teşkilat başkanım, çok sevgili kardeşim Kadir Genç, ikisi el ele vererek buradaki İl yönetimimizde, ilçe başkanlarımızla çok kaliteli, çok ciddi, çok güzel çalışmalar yapacaklarına ben inanıyorum.
İktidarlar mevsim gibidir. İktidarın değişme vakti geldi. Ampulleri değiştirme zamanı geldi. Ben onu da saygıyla, sevgiyle görüyorum. İktidarın yaptıklarına çok teşekkür ederiz. Ama Türkiye Değişim Partisi olarak inşallah biz hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün milletimizi kucaklayacak olan bir partiyiz. Biz daha çok Sayın Erbakan hocamızın milli manevi duygularını, rahmetli Özal'ın pratik çözümlerini, Süleyman Demirel'in esnafa, köylüye, tüccara, ahaliye yakınlığını, rahmetli Bülent Ecevit'in de nezaketini, zerafetini, ulusal birlik anlayışını ve devlet anlayışını örnek alan bir partiyiz. Biz istiyoruz ki ülkemiz içeride huzurlu olsun, dışarıda da onurlu olsun. Türkiye Değişim Partisi için önce devletimiz gelir, sonra partimiz gelir. Bizim devletimiz mutlu olacak ki parti olarak da biz çok güzel şeyler yapalım. Benim ve arkadaşlarımın iki tane görevi var. Birinci görevimiz, atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla yürülen ay yıldızlı bayrağımızı Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin inşallah önüne çekmek. İkinci görevimiz de milyonlarca arkadaşımızın alın teri ve emeğiyle kurulan, hatta türküsü bile olan Bekle kar altındaki buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin, başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Sonra da türkü şöyle devam etti, partiyi kurduktan sonra her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü, bu fırtına dünden belli, baş edeceksiniz. İnşallah biz de sorunlarla baş edeceğiz ve yurttaşları Allah'ım izin verirse, yurttaşlarımız takdir ederse, Türkiye Değişim Partisi olarak cennet vatanımıza hayırlı olacaksa, güzel işler yapacaksak, bütün yurttaşlarımızın gönlünde sevgi üzerine dünyalar kuracaksak, Allah'ım bize Erzurumlu yurttaşlarımızın da büyük katkısıyla iktidar olma mührünü inşallah bize teslim ederler. Ama ben buradan söz veriyorum. Biz sadece bize ulaşanların işini yapmayacağız. Bize ulaşamayanların da haklarını ve hukuklarını koruyacağız. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızla inşallah el ele, kol kola ve omuz omuza olmayı çok arzu ediyoruz. Bu vesileyle en önemli öncelikli konumuz EYT'lilerdir. Öncelikli konumuz görev verilmeyen öğretmenlerdir. Öncelikli konumuz 3600 ek gösterge emniyet mensuplarımız, sağlık çalışanlarımız ve öğretmen arkadaşlarımızdır. Öncelikli konumuz engelli yurttaşlarımızdır. Engelliler Bakanlığı'nı kurmak zorundayız. Öncelikli sorunlarımız esnaflarımıza sicil affı. 15 milyon esnafımız var. Allah'ın devletimizin ışığını ve esnafların ışığını söndürmesin. Esnaflarımıza sicil affı şarttır. Esnaf Bakanlığı şarttır. Bir de dün bir şey öğrendim. Çok üzüldüm. Onu Maliye Bakanı'ndan da lütfen bir çağrımdır. Lütfedip bakarlarsa, yanlışsa lütfen biz düzeltelim ama umarım ki doğru olmaz. Garsonlar bahşiş alıyorlar. Garsonlar bahşişe çalışır. Kredi kartıyla ödenebilir. Garsonlar bağış alıyorlar. Ya şu garsonların aldığı bahşişten vergi almayalım. Vergi alma, inanın ki garson arkadaşımız o bahşiş için çalışıyor. Oradan aldığı bahşişi geliyor evine, yengeye veriyor. O güne çarşıya, pazara gidiyor. Zaten o para vergi olarak tekrar devletimize dönüyor. Bir de garsonlarımızın aldığı bahşişten de vergi alırsak inanın ki ödemezler ve son derecede sıkıntı olur. İnsanları sıkıştırmamak lazım. Türkiye Değişim Partisi iktidarında vergileri azaltarak vatandaşımızın devletimize güvenini sağlayacağız. Hak etmeyen, kazanmayan iş yerlerinden hiçbir şekilde vergi almayacağız. Peşin vergi lafını %100 kaldıracağız. Bir gencimiz evleniyorsa, mütevazi bir daire alacaksa o dairesinden, o arabasından vergi almayacağız. Beyaz eşyasından vergi almayacağız. Evlendiği için nüfus kağıdını götürüp ben evleniyorum diyorsa o gence, ihtiyaç sahibi gence de mutlaka katkıda bulunmak lazım. Ve üniversiteye giden gençlerin bu internet paralarını almamak lazım. Bu çocuklar ödeyemiyorlar ve perişan vaziyetteler. Barınma sorunu. O gençlerin de önünü açmak lazım. Kredi Yurtlar Kurumu'nun ismini öğrenci ağırlama merkezleri olarak %100 değiştireceğiz. Kredi kelimesinden ben bir kere rahatsız oluyorum. Kredi, öğrenci ve kredi ve öğrenci yurtları dediği andan itibaren
aybaşı babası para göndermezse oranın müdürü diyor ki evladım senin paran gelmedi. Bu çocuk arkadaşların arasında huzursuz oluyor ve enerjisi düşüyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nun adını öğrenci ağırlama merkezleri olarak değiştireceğiz. Erzurum Spor'un birincilikte olması Erzurum kentine önemli katkı sağlayacağı kanısındayım. Erzurum Spor'a bütün siyasi partilerin, bütün yerel yöneticilerin ve bütün iş dünyasının Erzurum'u tanıtmak açısından da sahip çıkmaları lazım. Buraya bir Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un gelmesi geçmiş dönemlerde şehri şahlandıran ve şehre önemli katkıda bulunan bir yapıydı. Erzurum Spor birinci lige yakışır diye de düşünüyorum. Bizi izlemekte olan bütün yurttaşlarımıza gerçekten büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Gençlerin de gözlerinden öpüyorum. Sevgili Sinan Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Çok dolu, çok keyifli, eski bir dostluğumuzla yıllar sonra karşılaşmanın da ben mutluluğunu yaşadım. Son sözümüz şu olsun. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Türkiye Değişim Partisi gökyüzünde parlayan bir yıldızdır. İnşallah Türkiye Değişim Partisi milletimizin ortak noktası olsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu yoğun programınızda. Bize zaman ayırdınız, yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyiciler, bir genel başkan ağırladık. Gerçekten 1999 yılındaki enerjisi neyse üzerine koyarak Sayın Sarıgül siyasi hayatını devam ettiriyor. Erzurum'da bugün şölen havasında geçen de bir il kongresi gerçekleşti. Gerçekten bölge illerinden gelen il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla sanki 23 Temmuz kongresiymiş gibi evet. Oralardan delegeler gelmiş gibi bir hava oluşturuldu. Bu anlamda hem il teşkilatına hem Sayın Elmalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'u bu kadar önemseyip tanıtımı noktasında da katkı sağladığı için. Bütün samimiyetiyle sorularımızı cevapladı Sayın Sarıgül. Biz kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Her zaman tekrarladığımız gibi bu ekranlarda her siyasi görüşü bulmaya devam edeceksiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek ben hepinize mutlu günler, umutlu yarınlar diliyorum. Hoşça kalın. Akaryakıtınız emin ellerde. Pasin Petrol Akaryakıt İstasyonu Ergaz Blue Pet Bayi. Yılların verdiği tecrübeyle siz kıymetli müşterilerimizin hizmetindeyiz. Aradığınız her ürünü bulabileceğiniz marketimiz, oto yıkama, hemşin fırını, köfte ve kokoreçle güler yüzlü personelimizle sizleri bekliyoruz. Akaryakıtta Erzurum'un güvenilir markası Pasin Petrol, Tortum yolu üzeri Çağlayan Mahallesi Yakutiye Erzurum. Tortum yolu üzerinde gözünüz hep sağda olsun.